Bütçe görüşmelerinin ilk günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına sahne oldu. Konuşmasını AK Parti sıralarına dönerek yapan Kılıçdaroğlu'na cevaplar anında verildi. Bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelip bütçeyi sunmamasına ilişkin gerekçeyi ifade ederken benim kurşun askerlerim var, benim TBMM'ye gelmeme gerek yok şeklindeki değerlendirmeyi çok tuhaf bulduğumuzu ifade etmek isterim. Buradaki milletvekilleri millet tarafından seçilmiş vekillerdir ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kurşun askerleri değil yol arkadaşlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın mektubunu da Kılıçdaroğlu bir kez daha gündeme getirdi. Trump'ın yazdığı mektup asla kabul edilemez. Asla kabul edilemez. Türkiye'nin onuru Trump'a o mektubu iade ederken bir metre mesafeden Washington'da yüzüne bakarak o iadenin yapılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı bunu yapmıştır. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'nun bir başka iddiası da yargının bağımsız olmadığıydı. Bunun sebebinin de üst düzey yargı üyelerinin Erdoğan tarafından atanmasıydı. Ama AK Parti Grup Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını bir örnekle boşa çıkardı. Anayasa Mahkemesi üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından, partili Cumhurbaşkanı tarafından atandığını ifade etti Sayın Genel Başkan. Aynı Anayasa Mahkemesi üyeleri, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da atadığı üyeler, akademisyenlerin bildirisine ilişkin farklı bir karar aldılar. Yüksek mahkemelere atanan insanların kimliğinin muhakkak o müktesebata uygun bir şekilde oluştuğunu ve o insanların özerk bir iradesi olduğunu asla unutmamak gerekiyor. CHP lideri HDP yanlısı politikasını da sürdürdü. Terör örgütüyle ilişkide oldukları için görevden alınan belediye başkanlarını savundu. Yasama organı olarak ortak isyan etmemiz lazım. Yanlıştır bu dememiz lazım. Erken yaşta emeklilik konusunu da gündeme getirdi Kılıçdaroğlu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, benim adım Kemal, ben bulurum sözlerini de hatırlattı. İlk yıl maliyeti 26 milyar, bir süre sonra da 100 milyara çıkıyor. Hemen emekli olacaklar. Bu parayı, bu kaynağı ortaya koymadan o insanlara ben bunu çözerim dediğiniz zaman bu olmaz. Olmaz. O insanlara yanlış bir ümit vermiş olursunuz. Kaynağını ortaya koymadan, ama şöyle değil. Hani Sayın Kılıçdaroğlu da anca söylemişti. Benim adım Kemal, ben bulurum. Öyle değil. Olmaz. Yüzyıllardan beri bu kaynak problemini çözmek için çalışıyorlar, bir türlü bulamamış. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ben buldum diyorsa bu çok kıymetli bir olaydır yani. Bir içi boş bir aile sigortasıyla ben bu işi hallederim demek de olmuyor.